Bir hikaye sunumu yönetmen tarafından onaylandıktan sonra hikaye departmanından çıkar ve düzenlenme aşamasına geçer. Editörler storyboard'ları alır, kaydedilmiş diyalogları, ses efektlerini ve müziği de ekleyerek filmin video formatında kaba bir taslağı olan animatiği oluştururlar. Size hemen ters yüzden bir animatik örneği gösterelim.

film dili, storyboard hazırlama ve taslak sunumu. Parçaların ve zamanlamanın animatikte çok büyük bir önemi var. Yani burada her bir storyboardun ne kadar süreceği, diyalogların görselleri nasıl destekleyeceği, müzik modunun ve ritminin ya da ses efektlerinin duygusal etkiye ne kadar katkıda bulunacağı gibi şeyler belirlenir. Animasyon görsel hikaye anlatımı olsa da sesin buradaki öneminin ne kadar büyük olduğunu duyunca çok şaşırabilirsiniz. Bir sekansın taslakları ilk defa elime geçtiğinde aa, aa, ona, ona eşlik edecek sesleri üretmeye başlarım. Sesler eklenene ve zamanlama yapılana kadar her şey sadece çizimlerden ibarettir. Bir taslağı hayata geçiren ve filme dönüştüren şey sesler, diyaloglar ve genelde zamanlamadır. Storyboardlar elime geçtiğinde ve bir sekansı düzenlemeye başladığımda sahnenin cinsine göre genellikle diyalogla başlarım. Sonra bunların zamanlamasını yaparım. Ardından bunların üzerine storyboard'ları ekler ve zamanlamalarını yaparak diyalogla olan senkronlarını ayarlarım. Diyaloglar ile storyboard'ların oturduğunu hissettiğimde de ses efektlerini eklemeye başlarım. Ses efektleri de oturduğunda her şeyi baştan oynatırım. Her şeyin bütünlük içinde olduğundan emin olduktan sonra da eklenecek müzik üzerine düşünmeye başlarım. Sahneyi zamana oturttuktan ve karakterler arasındaki konuşmaların nasıl olacağını hayal ettikten sonra filmin neye benzeyeceği hakkında bir fikrimiz olur. Artık arkamıza yaslanır, filmi o şekilde seyrederiz ve yapmak istediğimiz filmin bu olup olmadığına karar veririz. Tüm filmi bu şekilde 8-9 kere izler, ancak emin olduktan sonra animasyonları hazırlamaya geçeriz. Burada bu şekilde oluyor. Her şey bir bütünlük içindeyse ilk birkaç dakikadan sonra çizimlerden oluşan bir şeyi seyrettiğinizi unutursunuz. Hikayeye kapılır gidersiniz. Bizim amaçladığımız şey de bu. Ama hikayeyi animatik formatına getirene kadar birçok deneme yapmamız gerekiyor ve bu da ancak hikaye sanatçılarıyla editörler arasında sıkı bir çalışmayla mümkün. Bakalım arkadaşlarımız bununla ilgili ne diyecekler. Hikaye taslağınızı sundunuz, insanlar gülmekten yerlere yattılar ve yönetmen de hadi düzenleme aşamasına geçin dedi. Bu durumda bütün çizimleriniz ya taranır ya da düzenleme ekibine gönderilir, orada düzenlenir, üzerine müzik ve geçici diyaloglar eklenir. Muhteşem bir şey olmasını beklediğiniz sekansı izlediğinizde tüm hayalleriniz suya düşer, kendi kendinize oysa önceden çok komikti diye düşünürsünüz. Niye şimdi böyle? Karşınızdaki şey taslak olarak sunduğunuz versiyondan tamamen farklıdır. Ve ne oldu diye merak edersiniz. Şu anda şaka yaptığımızı sanabilirsiniz ama gerçekten de bazen hikaye, hikaye çok komikti. Ne olmuş olabilir ki neden artık komik değil deriz. Anlatması zor olacak ama bu bir şey bir yerden bir yere farklı bir ortama taşımak gibi. Ya da bir süre önce heyecanla anlattığınız hikayeden şu an sessizce oturarak seyrettiğiniz şeye bir geçiş gibi. Bazen konu zamanlamayla da ilgili olabilir. Bir çizim ya da bir espri bazen çok komik olabilir. Ama bunun üzerine çok vakit harcadığınızda ya da zamanlamasını çok az bir farkla da yanlış oturttuğunuzda bütün komedi bir anda biter. Film yapım aşaması boyunca yani yaklaşık 12 ila 16 hafta süresince zaman zaman seyrederiz ve bunun bir sebebi var. Taslak sunumunun komik, eğlendirici ya da içten olmasının, anlatıcının komik, eğlendirici ya da içten olmasından mı? Yoksa bu hikayenin sinemada filmi seyreden izleyicilerde o duyguları uyandıracak muhteşem bir fikre sahip olmasından mı kaynaklandığını gerçekten anlamaya çalışırız. Gerçek sebebi bulmaya çalışırız yani. Animatikte hikaye anlatımı ve film yapımcılığının birçok ögesi bir araya gelir. Aslında filmin son halinden düzenleme ekibi sorumludur. Onlara bu yüzden filmin sorumluları da diyebiliriz. Benim her zaman merak ettiğim konulardan biri de editörlerin yönetmenlerle nasıl çalıştıkları. İlk yönetmen değerlendirmemi Andrew Stanton'la yapmıştım ve sahneyi ona gösterdim ve bana gerçekten <laughs> gerçekten çok değerli bir öğüt verdi. Şöyle demişti. Bir animasyon editörü olarak sahneyi düzenlemeye başlamadan önce performansı işlemelisin. Performans, storyboard'un zamana oturtulması ve karakterin sesiyle çakıştırılmasıdır. Ki bu Wally'ninki gibi bir ses efekti ya da Lori'ninki gibi bir monolog da olabilir. Bu sayede karakterin ne düşündüğü, o esnada neler hissettiği ya da nasıl bir bakış açısına sahip olduğu gibi konularda empatik kurabilir ve ve bu kararları neden verdiğini daha iyi anlayabilirsiniz. Dolayısıyla önce bunu yaparsanız, sonrasında o sahnede neler olup bittiğini değerlendirebilirsiniz. Bu öğütten sonra sekans üzerinde biraz daha çalışıp ertesi gün yeniden Andrew'un yanına gittim. İnanılmaz bir gelişme kaydetmiştim çünkü işimin ne olduğunu nihayet anlamıştım. Bu öğüdü hala her gün kullanıyorum. Özellikle de özellikle de sahneler üzerinde çalışırken kullanıyorum. Animatiğin ne olduğunu artık anladığınıza göre şimdi sizler de kendi filminizden birkaç sahnenin animatiğini hazırlayabilirsiniz. Bunu yapmak için illa havalı montaj programlarına ihtiyacınız yok. Akıllı telefonlarda bile çalışan ücretsiz montaj programları yeterli olacaktır. Evet, böylece Pixar'da neler oluyorun hikaye anlatım bölümünün de sonuna geldik. Herkesin anlatacak önemli hikayeleri vardır. Umarım bu videolar sayesinde sizler de kendinize ait bir hikaye anlatımı dili bulabilmişsinizdir. Şimdi sıradaki alıştırmaya geçelim. Sonra da bu bölümün sonunda sizin için sunduğumuz özel videoyu izlemeyi unutmayın.